Herkese merhaba, Takı Tasarımları kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomda sizlere bu oldukça şık ve zarif olan bileklik modelinin nasıl yapıldığını anlatmaya çalıştım. Bilekliğimiz bakın bu şekilde. Bakın böyle duruyor. Umarım yapılışı anlaşılır olmuştur. Yapmak isteyenlere şimdiden kolay gelsin. Bu model için gerekli malzemelerimiz 0,11 numara kum boncuğu, 4 milim yuvarlak kristal boncuk, bir tane papağan klips, iki tane takı halkası, uzatma zinciri. Uzatma zincirin ucuna ben böyle çiviyle kristal boncuk taktım. Siz de aynı bu şekilde yapabilirsiniz. Veya buraya daha farklı takı aparatı da kullanabilirsiniz. Papağan klips yerine daha farklı klips de kullanabilirsiniz. Takı ipi ve boncuk iğnesi. İlk başta 3 tane gri, 1 kristal, 2 tane gri boncuk alıyoruz. Boncuklarımızı itiyoruz. Daha sonradan klips yuvası yapmak için burada bir karış kadar uzunluğunda ip bırakıyoruz. Burada ilk baştaki 3 gri boncukta geçiş yapıyoruz. Bir gri boncuk alıyoruz. Kristal boncuktan geçiş yapıyoruz. Gene bir tane gri boncuk alıyoruz ve diğer taraftaki iki gri boncuktan geçiş yapıyoruz. Ve şimdi sıradaki boncuğu atlıyoruz. Diğer taraftaki üç gri boncuktan geçiş yapıyoruz. İki gri, bir kristal, iki gri boncuk alıyoruz. Boncuklarımızı itiyoruz. Bilekliğimizi bu şekilde düzeltip ve burada çıkış yapmış olduğumuz gri boncukla beraber buradaki iki gri boncuktan yani üçünden birden geçiş yapıyoruz. Bir gri boncuk alıyoruz. Kristal boncuktan geçiş yapıyoruz. Bir gri boncuk alıyoruz ve buradaki iki tane gri boncuktan geçiş yapıyoruz. Bilekliğimizi çeviriyoruz. Burada daha rahat yapabilmek için ipimizi bakın. Buraya alıyoruz. Yani burada sıradaki kum boncuğunu atlamış oluyoruz. Ve diğer taraftaki 3 gri boncuktan geçiş yapıyoruz. İki gri, bir kristal, iki gri boncuk alıyoruz. Boncuklarımızı atıyoruz. Bilekliğimizi düzeltip burada çıkış yapmış olduğumuz boncukla beraber sıradaki iki gri boncuktan geçiş yapıyoruz. Bir gri boncuk alıyoruz. Kristal boncuktan geçiş yapıyoruz. Bir gri boncuk alıyoruz. Sıradaki iki gri boncuktan geçiş yapıyoruz.
Bileklerimizi çeviriyoruz burada. İpimizi diğer tarafa alıp burada sıradaki, yani diğer taraftaki 3 gri boncuktan geçiş yapıyoruz. Yani burada bakın bu aradaki kum boncuğunu atlamış oluyoruz. 2 gri bir kristal, 2 gri boncuk alıyoruz. Boncuklarımızı itiyoruz. Bilekliğimizi düzeltip burada 3 gri boncukla geçiş yapıyoruz. Bir gri boncuk alıyoruz. Kristal boncuktan geçiş yapıyoruz. Bir gri boncuk alıyoruz. Sıradaki 2 gri boncuktan geçiş yapıyoruz. Çeviriyoruz bilekliğimizi. Daha rahat yapabilmek için. Burada sıradaki kum boncuğunu atlıyoruz. Ve diğer taraftaki 3 gri boncuktan geçiş yapıyoruz. Gri bir kristal, 2 gri boncuk alıyoruz. Boncuklarımızı itiyoruz. Ve burada 3 gri boncuktan geçiş yapıyoruz. Bir gri boncuk alıyoruz. Kristal boncuktan geçiş yapıyoruz. Bir gri boncuk alıyoruz. Sıradaki 2 gri boncuktan geçiş yapıyoruz. Çeviriyoruz. Burada bilekliğimizi, ipimizi diğer tarafa alıyoruz. Ve diğer taraftaki 3 gri boncuktan üçünden birden geçiş yapıyoruz. Bakın bu şekilde. Evet arkadaşlar, model bu şekilde ilerliyor. Bileklik istediğimiz uzunluğa gelene kadar bu şekilde yapmaya devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi ben bilekliğimi tamamladım. Yani bu kadar uzunluk benim için yeterliydi. Ve şimdi buraya geldiğimizde klips yuvası yapacağız. Yani 5 tane gri boncuk alıyoruz. Çıkış yapmış olduğumuz boncuktan geçiş yapıyoruz. Daha sağlam olması için aynı boncuklardan tekrar geçiş yapıyoruz. Ve böylece klips yuvasını tamamlamış olduk. Şimdi ne yapıyoruz? İpimizi boncukların arasında birazcık yürütüp kesiyoruz. Buraya geldiğimizde ipimizi bakın bu şekilde boncukların arasına yürütüyoruz arkadaşlar.
Bakın böyle. Burada ipimizi birazcık boncukların arasında yürütüp kestikten sonra aynı buraya yaptığımız gibi bilekliğin diğer tarafına da klip yuvası yapıyoruz ve buradaki ipi de boncukların arasında yürütüp kesiyoruz. Evet arkadaşlar, her iki tarafının klip yuvasını tamamlayıp iplerimizi de boncukların arasında yürütüp kestikten sonra şimdi bilekliğimizin kliplerini takıyoruz. Yani ne yapıyorduk? Burada halkayı açıyoruz bu şekilde. Bilekliği takıyoruz. Uzatma zincirini de takıyoruz. Ve halkayı kapatıyoruz. Bu arada arkadaşlar bakın bu bileklik modelinde uzatma zincirini bu tarafa takıyoruz. Kapama klipsini bu tarafa takıyoruz. Yani ben şimdi buraya papağan klipsi takacağım. Bakın bu şekilde. Uzatma zinciri de diğer tarafta. Klipsleri de taktıktan sonra bilekliği tamamen tamamlamış oluyoruz. Bilekliğimiz bakın bu şekilde arkadaşlar. Bakın böyle duruyor. Modelin ben oldukça şık ve zarif olduğunu düşünüyorum. Umarım sizler de beğenirsiniz. Umarım yapılışını anlatabilmişimdir. Yapmak isteyenlere şimdiden kolay gelsin. Bana destek olmak için kanalıma abone olmayı, videolarımın altına yorum yapmayı, videolarımı paylaşmayı unutmayın. Yeni takı videolarında görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.